Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu ayki etkinliklerden bir tanesi arkadaşlar, hediye gönderme etkinliği. Özellikle orta ve daha eski arkadaşlar bu olaya aşinadır. Yeni arkadaşlar çok aşina olmayabilir. Detaylı bir şekilde anlatacağız. Ama bu hediye gönderme etkinliği o eskilerin bildiği o devasa bir hediye gönderme etkinliği değil arkadaşlar. Biliyorsunuz orada bazı durumlardan dolayı, özellikle Hindistanların olayı abartmasından dolayı hediye gönderme etkinliği kalkmıştı. Bu daha küçük çapta bir şey arkadaşlar. Ama çok tatlı ödülleri olduğunu söyleyebilirim. Bir nevi yancı gibi diyebiliriz. Baktığımızda 7 Eylül ile 5 Ekim arasında gerçekleşiyor. Evvela arkadaşlar hediyeleri sadece kendi ittifakınızda bulunan arkadaşlara gönderebiliyorsunuz. Kendi sadece aynı ittifakta olmak zorundasınız ve 17 level üstü olmak zorundaymışsınız. 17 level çok bir şey değil. Şimdi acılar, burada iki farklı şey yine arkadaşlarınıza hediye olarak gönderebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi çok küçük hediye gönderme ticket'ları, biletleri var burada çok küçük. Bunlar arkadaşlar her gün takvimden geliyor. Toplam kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 tane arkadaşlar. 28 tane küçük küçük bızdık bızdık şeyleri gönderebiliyorsunuz. Bunların içerisinde ne çıkıyor? Sadakat çıkabiliyor arkadaşlar. Ondan sonra şöhret çıkabiliyor. Altın çıkabiliyor. İstila eserleri çıkıyor ki bunlar aslında önemli şeyler. Şimdi mağazalar değişiyor. Mesela istila mağazasına 7 yıldızlar ekliyor arkadaşlar. O yüzden istila eserleri çok değerli olacak. Yani şu yıllardır çöp gibi duran şey şimdi acayip derecede değerli olacak. O yüzden onlar toplamaya çalışın. Yine sadakatleri toplayın. Sadakat mağazası değişecek arkadaşlar. Ondan sonra altınlar maltınlar falan. Bunlar hep sizin menfaatiniz olan şeyler. Bunları bol bol toplamaya çalışın. Yine bunların ticareti yapılabilir mi? Belki küçük çapta yapılabilir. Çünkü aynı ittifakta olmanız lazım hacılar. Neyse. Evvela bir takvim geliyor. Ondan sonra arkadaşlar başlıyor yavaş yavaş hedefler gelmeye. Bu arada mutlaka bir ittifakta olmanız lazım arkadaşlar. Neymiş? Kaptanın askere alınması tek kişilik hedeflermiş arkadaşlar. Bunlara baktığınızda 4 tane mevzu arkadaşlar. Ödüllere baktığınızda yine hediye gönderme kristalleri geliyor arkadaşlar. Bunları gönder. Toplamda baktığınızda 4, 7, 10 tane gönderebiliyorsunuz. Artı bir tane de ünvan alabiliyorsunuz acılar. Bir tane de size ünvan veriyor. Şurasında. Bolca bu şekilde etkinlik var. İçinde bir kristal var ki öf acayip bir şey. Ondan sonra ittifak savaşında tek kişilik hedeflere geldiğinizde ne var arkadaşlar? Şöyle baktığınızda yine burada bolca bir şeyler gözüküyor. Bunları yaptığınızda arkadaşlar sadakat veriyor. 40.000, 80.000, 120.000, 160.000, 200.000 artık toplamda kaç sadakat yapıyorsa bu kadar sadakat veriyor. Sadakatleri de harcamamaya çalışın. Mağazalar değişecek. Ödüller çok daha güzel olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onun dışında yine sağ tarafta 3, 4 ve 5. kademelerde başka ödüller de veriyor. Artı arkadaşlar çok dikkat edin. 5000 parça titan kristali. 5000 parça titan veriyor. Şu anda Brutal'ın içerisinde olan ödülün aynısını 5000'ini burada veriyor arkadaşlar. Çok değerli. Çok değerli. Sanıyorum kalan her ay 5000 titan ateşleyecek sizlere. Ve bir açıyorsunuz Shang-Chi geliyor. Dünya sizin sana. Velhasıl kelam 5000 parça titan parçası. Çok değerli arkadaşlar. Ödüller oldukça güzel. Böyle sadece şeye bakmayalım. Yani sadakat veriyor çünkü bu sadakat da çok değerli. İstila eserleri veriyor. Çok değerli. 7 yıldız alacaksınız oradan. Çok iyi yahu. Allah Allah. Ondan sonra hocama altın verecek size. Şöhret verecek. Şöhretleri hem altına hem de krediye çevirebiliyorsunuz. Titan parçası veriyor. 5000 parça. Kavam gene kendinden geçmiş arkadaş. Ondan sonra hocama ittifak macerası. Tek kişilik hedeflerine baktığınızda neler varmış. Yine şöyle bakıyorum. Yine burada arkadaşlar şöhretler var. Toplamda ne kadar veriyormuş? 5000, 10.000 parçada şöhret vermiş bundan. Düzeltiyorum. Nedir o ya? Alın çulmak diyeyim. Şöhret şey olması lazım ya. 10.000 parçada şöhret verir mi ya? Çok neyse. 50 ne varmış ikinci yıl? 50 parçada T1 bilmem ne dastları verilmiş ve 20 tane de T2'nin bilmem ne dastından verilmiş. Bu acaba andaç yükseltme eşyası falan mıdır? Nedir acaba bu? Neyse. Efsanevi İngilizcemle geçiyorum onları ama ikinci ödülün son iki aşamasına koyduğuna göre güzel bir şeydi. Savaş alanlarına gidiyoruz. Şimdi bu ittifak macerasıydı. Yukarıdaki de Titan'ın olduğu ittifak savaşıydı. Şimdi savaş alanları etkinliklerine geldiniz arkadaşlar. Yine burada 6 tane kademe ödülü koymuşlar. Şöyle biraz yakından bakmam gerekiyor.
Buraya baktığınız arkadaşlar yine bayağı bir şey diyor. Şu diğer ödüllere bakmak istiyorum. Şu DAS'lar nedir acaba ya bu? Onun dışında 2000 parça bitti. 4 yıldız direk. Oha, bir tane direkt 5 yıldız andaç veriyor lan. Oha, bir tane 6 yıldız direkt andaç veriyor. Happy good. Oğlum yalnız hiç böyle şey değilmiş yani. Sadece küçük etkinliklerin içerisinde çıkan bir şey değilmiş. Baya baya. 6 yıldız andaç, 5 yıldız andaç. 5000 parça titan. O ne? Kamam acaba neden bu kadar çok şey yapıyor ya? Bol keseden niye veriyor acaba? Allah Allah. Neyse, vardır bir hayır tut ortadan, iki hayır. Baya bir şey veriyor ya bu. Daha sonra saldırıdaki kişi reçetine baktığımızda burada ne varmış? Toplam yine 5 tane aşama var. 80 bin parça artı fakit. Neymiş lan bu artı fakit? Şöyle bir bakayım acılar. Bulamadım neyse. Şuradan bulabilirim ne olduğunu. Bulamadım. Neyse acılar. Böyle artı bundan da veriyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunları almak için tüm aşamaları tamamlayın. Kullanım başlayın. Bütün gün yapabilirimmiş. Yalnız kayıt etkinliği diye bir şey daha varmış arkadaşlar. Bu da neymiş? Puan kazanmak için puan kazan ittifak savaşı. İttifak maçı, istila ve savaş anında rakiplerinizi yeniyorsunuz ve puan kazanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki olay biraz daha değişik. Buradaki de çok güzel. Güzel. Şurada bazı ödüller olsun. Yine hediye gönderme şeyler alıyorsunuz. Bakın buradan paso. Bu arada en iyi defans kristali diye bir şey varsa kristalin direkt kendisini veriyor. Toplamda 20 tane kristal alabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt kristal açıyorsunuz. Birazdan içindeki yollara bakacağız. Buradaki şeylere baktığımızda, solo görevlere baktığımızda yine hediye gönderme şeyi. Bir tane Grandmaster kristali. Yine hediye gönderme. 4 yıldız hero kristali. Hediye gönderme. Efsanevi kristal. Hediye gönderme. Şövalye kristali. 5 yıldız kristal. Bir tane şövalye nexus. Bir tane mistik kristal. 50 tane şu Primordial Dust ne olduğunu bilmiyorum acılar. Ama iyi bir şey herhalde baksana ya tabur yapabildiğine göre. Bir tane 6 yıldız kristali ve sonra 30 tane de T2 onun Dust veriyormuş acılar. Dust'ın ne olduğunu bilmesem de diğerleri gayet güzel acılar. Bolca bir şey veriyor. Ondan sonracıma şimdi acılar dikkat edin bakın bu da başka bir şey. Kayıt ittifak etkinliği diye bir şey var. Burada da acılar şampiyon kristal parça seçici var. Bu da acılar nedir onu söyleyeyim size. Hani 7 saatlik kristaller geliyordu ya 7 saatlik o çok güzel şeyler. Onların içeriğiymiş arkadaşlar. Bu da onların içeriğinden olan bir şeylermiş. Ama eğer onun içeriğindense yani olay çok başka yere gelir. Şöyle bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Size 13 tane 7 saatlik kristal verecek abi. Eğer bir şey. Şimdi buraya yazmış çünkü şampiyon kristal parçası seçilir. Oyuncuların 7 saatlik efsaneler kutlama kristalinde ödül olarak karşılaştığı şeylerdir. Yani %20 S6 oluyor. İşte atıyorum mesela belki 7 yıldız kristal, 7 yıldızın direkt kendisi. 7 yıldız parçaları, 6 yıldız parçaları, işte ustalık taşları, karbonodyumlar falan. Eğer 7 yıldız 7 saatlik kristallerden onlar geliyordu. Şimdi acılar biraz tekliyorum. Ödüller acayip yüksek. Allah Allah. Beklediğimizden daha yüksek yahu. O kız şurada veriyordu yani şu kristaller. Ta, en iyi defans kristali. Ondan sonra ne varmış? Emici kim lan? Emici adam mıdır yahu? Neyse artık İngilizcesi neyse. Gor. Kork. Manyeto. Baron Zemo varmış. Kingpin varmış içerisinde. Mistik Örümcek varmış. Spot varmış. Apokalips. Doktor Doom. Havok. Köstebek. Mantis. Kurbaç. Kitty. Teknodum. Mangok. Omega Sentinel. Profesör X. Serseri. Terrax. Kunlun. Nonoshulk. Nonoshulk dedir ha. Nick Fury. Atuma ve Galan. Oha kristalin içine baksanıza. Hacılar. Kabam. Acayip çıldırmış durumda yahu. Yani sırf sadece hiçbir şey vermesin. Sadece şuradaki 13 tane 7 saatlik kristali versin o bile yeter yahu. Ki dediğim gibi yani burada direkt kristallerin kendisini veriyor. Tekrar ticketlar, 5 yıldızlar, 6 yıldızlar, 5000 parça titanlar falan.
Yani oğlum bu adamlar manyak mıdır? Çıldırdılar mı? Hacı burada bunları veriyorlarsa bunlar yılbaşı kristallerini ne koyacak acaba? 10 yıldız falan mı koyacak? Çok enteresan. Çok enteresan. Acayip. Acayip. Kalam kafayı yemiş hacılar. Neyse velhasıl kelam gayet güzel bir etkinlik. Oyuncuların bol bol ganimet bulacağı. Belki Ağustos ayından yani şu anda içinde uzaydan çok çok daha güzel etkinlik olabilir ki daha başka etkinlikler de var arkadaşlar. Onların da videosunu inşallah çekeceğiz. Seviliyorsunuz, dikkat ediniz kendinize. Ödülleri nasıl buldunuz diye sorayım bari. Hadi ayıp olmasın diye sorayım. Hepiniz anlamazsınız. Görüşmek üzere.